Merhaba arkadaşlar, bu videoda ChatGPT ile basit bir WordPress eklentisi yapacağım. Bir önceki videoda tüm yazı ve sayfaların sonuna shortcode ile form eklemiştik. Bu videoda da eklenti halini basit bir şekilde oluşturalım. Hemen e, ChatGPT arayüzüne geçiş yapıyorum. Buraya artık e, biz o eklenti için ne istiyorsak onları ayrıntılı bir şekilde yazalım. E, WordPress admin panelde shortcode ekleyeceğim bir eklenti oluştur dedim. E, bu shortcut tüm yazıların sayfaların ve özel gönderi türlerinin en sonuna içerik olarak eklensin e, dedim. Ayrıca bu eklentiye yazılar, e, sayfalar, özel Gönderi türleri ve kategoriler gibi filtreleme, filtreleme seçenekleri ekle diyorum arkadaşlar. Gönderdim. Şimdi bize bir şeyler yazıyor. Bizim için kodları oluşturdu. İsterseniz bunu buradan bütün kodları kopyalayıp kendiniz zip haline getirip eklenti gibi yükleyebilirsiniz. Ya da bunu ChatGPT'den isteyebilirsiniz. Ne diyor burada? İsterseniz bu eklenti zip haline getirebilirim diyor. Zip haline getir diyorum. Bu zip haline getirme kısmını ücretsiz sürümde belli bir limiti var sanırım. Daha sonra yapmamaya başlıyor. Ücretli sürümde sanırım sınırsız olarak işte zip haline falan getirtebiliyorsunuz. Önceden böyle bir özellik de yoktu. Bu iyi bir özellik olmuş. İsterseniz zaten bunu direkt buradan kopyalayıp böyle bir PHP dosyası oluşturup içine ekleyebilirsiniz. Burada bir error dedi ama biz yine de indirme diyelim şuradan. Bakın buraya geldi. Klasörüme indir diyorum. Şöyle tekrardan geldim. WordPress bölümüne. Eklenti ekle diyorum. Eklenti yükle. Buraya geldi. Bunu tıkladım. Şimdi kur diyorum. Eklentimiz yüklendi. Etkinleştiriyorum. Bize e, demişti ki ayarlar Shortcord ayarları bölümüne geldi. Ayarlardan buraya geldim. Bakın buraya e, bizim için gayet güzel, basit bir e, panelde yer açtı. Şimdi e, formdan e, yeni girdi dedik. Yanlış oldu. Şöyle Tüm formlar diyelim. Kısa kodumuzu alalım. Kısa kodu e, buraya yapıştırıyorum. Şimdi değişikleri kaydet dedim. Şöyle bir siteye bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Burada da yok. Sayfada da gözükmüyor. Şimdi e, yazılar dedim. Kategori seçmezseniz muhtemel göstermeyebilir. Değişikleri kaydet diyorum. Daha sonra yazıma girdim. Burada gördüğünüz gibi form geldi. Tabi illa ki form olmasına gerek yok. Kısa kod ile herhangi bir içerik de ekleyebiliyorsunuz. Bir önceki videoda dediğim gibi. Mesela sayfalara girelim. sayfalarda gözükmüyor. Sayfaları da aktif ediyorum. Tekrar sayfaları yeniliyorum. Burada sayfamıza bakalım. Buraya da geldi. Bize ortam da ama ortam çok kullanmayız muhtemelen. Yazılar, sayfalar. Eğer özel gönderi türü sistemde varsa onu da burada gösterebilir. Şimdilik de sadece bir tane kategorimiz var. Şöyle yeni bir kategori oluşturalım. Genel dedim hatta direkt ekle diyorum. Buraya o e, genel kategorimizde gelmiş oldu arkadaşlar. Basit bir şekilde e, illa ki bu basit eklenti değil farklı bir karmaşık türde bir eklenti de yazdırmaya çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, eklentinin tüm detayları ayrıntılı bir şekilde e, ChatGPT'ye eklemeniz gerekiyor, yazmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar detay ve ayrıntı verirseniz sizin için daha iyi yazabilir. Eğer eklentide bir hata olursa hata kodunu buraya yazarsanız e, sizin için düzeltmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde basit WordPress eklentileri e, oluşturabilirsiniz. Tabi e, ChatGPT'nin ücreti sürümünü kullanarak biraz daha gelişmiş eklentiler de oluşturabilirsiniz. Eğer eklentinin e, ismini, bilgilerini değiştirmek istiyorsanız klasöre girip buradaki bilgileri e, değiştirmeniz gerekiyor. Mesela e, yazar kısmı senin adın, versiyon, açıklama, eklenti ismi gibi bölümleri de e, kendinizce özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili sormak istediğiniz soru olursa videonun altından bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.